Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Luna tarafında arkadaşlar özellikle ABD verisi açıklandı biliyorsunuz ki bu bağlamda ne yaptı? Bir ufak bir ezilme hareketi yaptı ama tamamıyla şey olmadı yani Aşağı yönlü kırılımı tam olarak vermedi, hızlı bir şekilde toparladı onu söyleyeyim. Şimdi bununla birlikte yön yukarı harekete kalkıştı. 254 civarlarından ne yaptı? E, bir destek aldı ve yön yukarı harekete girişti. E, burada zaten bu noktadan yükseliş bekliyorduk bu konuyla alakalı konuştum. Şimdi fakat buradaki hareketin kalıcı olacağını zannetmiyorum. E, o konuda hala e, fikrim aynı. 279'lara kadar sürebilse de bu bağlamda red yeme ihtimali yüksek çünkü. 4 saatlikteki MA200 ve direnç bölgesi 279'lar e, ne yapacaktır? Direnç olarak çalışacaktır. Burada çok fazla e, hacmin de gitgide düşmesi aslında talebi azaltıyor. Dirençte bunun çalışma ihtimali yüksek. Dolayısıyla ilerleyen vakitlerde arkadaşlar geri çekilme eğilimine devam etme ihtimali daha fazla. Bunun harici için 261 civarları olan günlükteki MA50 üzerinde bir kapanış yapılırsa Hala düşüşten ziyade bir süre daha akümülatif hareketler yapabilir anlamı taşır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.